Herkese merhaba. Bugün çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Çok fazla sorulan soruları düşündük. Nasıl bir içerik size ulaştırabiliriz onu düşündük. Aklımıza ilk gelenle başlamak istedik. Biz şimdi neyiz? Bugün birazcık onu konuşacağız. Şimdi bu öyle bir soru ki sorulanda da soranda da büyük bir rahatsızlık uyandırıyor. Öyle bir soru ki genelde soran taraf kadın, sorulan taraf erkek oluyor. Yani soran bu soruyu bana niye sorduruyorsun? Bunun cevabı niye belli değil diye öfkelenirken sorulan da hayda şimdi sırası mı buna ne cevap vereceğiz diye panik oluyor. O yüzden bu soru ne soranı ne sorulanı hiç mutlu eden bir soru değil. Her iki tarafı da irite eden bir soru. Peki niye soruyoruz bunları? Belki bunu anlamak için önce biraz bunun öncesine gitmek gerekiyor. Kafamızda neyi kodluyoruz da bu soru iki tarafı da rahatsız ediyor. Kodlardan bir tanesi şablonlanmış ilişkiler. Bununla neyi kastediyoruz? Kötü örnek örnek değildir. Önce bunu bir geçelim. Kötü örnekleri elediğimiz zaman ancak bir şeye sağlıklı bakış açısıyla yaklaşabiliyoruz. Bunları örnek görmediğimiz zaman. Bu örneklerden biri ilişkiyi şablonlaştıran kadın ve erkek kafası. İşte her iki taraf da o şablonlardan uzak durmaya çalıştığı zaman bu soru ona çok itici gelmemeye başlayacak, içine girmeye başlayacak. Peki ilişkide şablonlaşmak ne demek? Neden bu soru korkutucu geliyor? Bence birinci cevaplarından birisi bu. Bazı kadınlar için, bakın daha evliliğe gelemedim, ilişkinin etrafında dolanıyoruz, ilişki olma ihtimalinin etrafında dolanıyoruz. Bazı kadınlar için ilişkilerle ilgili olmazsa olmaz kriterler var. İşte romantik ilişki teklifi nasıl yapılacak, Instagram'a hangi fotoğraflar konulacak, hafta sonu nereye gidecek, kız arkadaşlara neler anlatılacak. Kafasında kadının bir plan var. Zaten evliliğe gidecek olursak bu planlar iyice genişliyor. İşte mutfak renginin tutun evlilik tarihinin hangi simetrik zamanlarda yan yana geleceği, mutfak havlusuyla perdesinin uyumuna kadar düşünenler var. Bakın ben daha oraya gelemedim. Bir de bunun şablonlaştıran erkek versiyonu var. Bu ne demek? İşte benim hayatıma girecek kadın, kadın dediğin kafasında bir talimatname var. Şifreler verilecek, giyimi şöyle olacak, erkek takipçiler silinecek. Şimdi baktığınızda bu soruyu eğer bir kalıba sıkışmak, bir şablona girmek olarak düşünürseniz tabii ki bu soru size irite edici gelir. Çünkü şöyle bir durum var. Sanki ortada bir ilişki yok. Siz bir figüransınız. Hani birisi bir ilişki belirlemiş. Kendisi resmin bir tarafında. Biri gitti, geldi. Bu şablona uydu, uymadı. O gitti, öteki geldi. O gitti, öteki geldi. Kimse bu giden gelen tarafında olmak istemez. Bu itici bir durum. Belki de bu soru size bu yüzden çok itici geliyor. Çünkü kendinizde bir kalıba sıkıştırılmış, belki de köşeye sıkıştırılmış hissediyorsunuz. Evet böyle örnekler var ama kötü örnek örnek değildir dedik size. Bu örnekleri elemek için ne diyebiliriz? Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bu erkekle bu kadın birbirini bulsun, mutlu olsunlar, bizden uzak dursunlar diyerek belki bu insanları tanıma anlamında şablonlaştıran ilişkilerden uzak durarak kendimizi ilk önce korumayı alabiliriz. Kötü örneği eledik mi? Eledik. Soranda da sorulanda da sıkıntı yaratıyor dedik. Çünkü burada temel kadın erkek farklılıkları devreye giriyor. Kadınlar bu soruyu sorarken aslında amaçladıkları şey hemen bana aşkım de sevgilim de birilerinin yanında ismimi söyle beni hemen konumlandır değil. Aslında kadının özünde bu var. Kadın kendini konumlandırmak istiyor. Ama kadın size bunu sorarken aslında amacı şu. Bu ilişkiye sahip çıkıyor musun? Biz bu ilişkinin neresindeyiz? Ben senin neyinim derken beni hayatında nereye koruyorsunu görmek istiyor. Evet kadınlarda biraz şey var. Bu Google'ın yer belirlediği kırmızı noktalar var ya onu nereye koyacaksın? Benim adresim neresi? Ben şimdi kendimi senin hayatında nereye koyayım var. Ama bunun altında sizin bütün hayatınıza hükmedip örümcek ağları gibi hayatınızın her yerini sarmaya çalışma gayreti yok. Sadece onu sahiplenip sahiplenmediğinizi, bu ilişkiye sahip çıkıp çıkmadığınızı, onu hayatında özel bir yere koyup koymadığınızı anlamaya çalışıyor. Yani geldik yine kadın için temel noktaya. Ona değer veriyor musun? Ona önemsiyor musun? Ona özel hissettirebiliyor musun? Kadının derdi bu. Erkek neden kaçıyor bu sorudan? Birincisi, az önce şablonlaştırma mevzusu erkek için çok daha sıkıntı verici bir durum. Çünkü erkeklere hep şu pompalanıyor. Birileri sizi nikah masasına oturtmaya çalışıyor. Birileri size sevgilim deyip ondan sonra sizi şu 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 nedenlerden dolayı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Maalesef bu dönemde erkeklere ilişkilerle ilgili dayatılan önyargılar en az erkekler ağlamaz önyargısı kadar çok büyük ve çok sıkıntı yaratıcı önyargılar. Erkekler zaten bunların dışına çıkmakta zorlanıyor. Beni ezecek, beni kimliğimden uzaklaştıracak bir ilişkiye girebilirim korkusu var. O yüzden bir kadın
Bana özel hissettirmiyorsun. Bana değerli hissettirecek misin? Ben hayatımda özel bir yere sahip miyim diye bu soruyu sorarken erkeğin kafasında o anda alarm zilleri çalmaya başlıyor. Yani sayın erkekler, kadın bu soruyu neden soruyor anladık ve sayın kadınlar saçınızı başınızı yoluyorsunuz diye yani nesini anlamıyor. Bu soruda anlaşılmayacak ne var? Ben bu adama derdimi niye anlatamıyorum diyorsunuz. İşte bu yüzden anlatamıyorsunuz. Eğer bir cevap vermezseniz kadınlara, kadınlar kendi cevaplarını farklı şekillerde aramaya başlarlar. İşte burada aslında sözüm biraz kadınlara, erkekler bizim kadar dolaylı dil konusunda iyi değiller. Yani sizin o alt yazılarınız, o cümlenin altında sakladığınız anlamlarınızı anlama konusunda kadınlar kadar detaycı değiller. O yüzden erkeklere bir şey soracaksanız, dümdüz soramıyorsanız sizi anladıkları konusunda çok da emin olmayın bence. Mesela şöyle oluyor. Erkeğe biz şimdi neyiz diye sormak istemiyor. Sormak istememesinde iki nedeni var. Biraz buna değinip ondan sonra dolaylı dile geçelim. Çünkü şöyle bir durum var. Sorarsa kezban diye nitelendirilecek. Sorarsa çağ dışı, bu ne yapıyor? İşte bu nasıl evlilik meraklısı, nasıl ilişki meraklısı bir kadın diye dalga geçeceksiniz bu kadınla. Evet, kadınlar artık sizin erkek ortamlarında bu soruyla dalga geçtiğinizi çok iyi biliyorlar. Ben de terapi odasında bunları dinliyorum. O yüzden sormak istemiyorlar. Ama bir yandan da bu sorunun cevabını arıyorlar. Çünkü bu sefer de takılmaya devam ederse, hele ki bir de temas söz konusu olursa ve ilişkinin de bir adı yok, bu sefer kadın şunu düşünmeye başlıyor. Kesin hakkımda ne rahat kadın diye düşünüyor. Kesin benim rahat bir insan olduğumu düşünüyor. Kesin benim herkesle bu tarz şeyler yaşadığımı düşünüyor. Bunu böyle nitelendiren erkekler de var. Hatta bu konuşmalara kulak misafiri de oluyor kadınlar. Başka kadınlarla birlikte olan normal erkek arkadaşlarının ortamlarında. Şimdi böyle konuşmaları duyduğu zaman kadın hemen bir ampul yanıyor kafasında. Çünkü kadın böyledir, doğaçlama yapar. Hemen bir doğaçlama yapıyor. Eyvah, biz de takılıyoruz. Bu ilişkinin adını koymadı, ben soramıyorum da. Kesin benim hakkımda da böyle düşünüyor. O yüzden bu soru size bir şekilde gelecek. Şöyle sorular geliyor. Dönüp diyor ki, ya işte arkadaşlarım geçen de kimle yazışıyorsun? Hep aynı kişi yazıyor. Arıyor diye sordu. Bir şey diyemedim, ne diyeyim? Karşıdaki de diyor ki, Ahmet de. Kadın bir kalıyor. Anlamıyor çünkü adam. Ya da işte geçenlerde telefonum çaldı, seni kaydetmemiştim, numaranla kaydetmiştim. Sen beni nasıl kaydettin? Kadın orada sizden bir sıfat duymaya çalışıyor. Yani siz bu kadının sorusunu cevaplamadığınız müddetçe o soru size gelecek. Bu sözüm erkeklere, kaçışınız yok. Ama kadınlara gelince o adam sizin o sorularınızdan anlamayacak. Anlayan da, zaten anlıyorsa da, bununla ilişkili bir deneyimi varsa da o da o sorudan kaçacak. O yüzden kaçınmasız olarak yapmanız gereken tek bir şey var. Ne istediğinizi, ne talep ettiğinizi bir şekilde bu adamlara dümdüz sormanız gerekiyor. Bu kadar basit. Peki ne yapacağız? Dümdüz soramıyoruz. Kendimizi çok kötü hissediyoruz. Dolaylı soramıyoruz. Anlamıyorlar ya da anlasalar da kaçıyorlar. Ne yapacağız? Aslında yapılması gereken şey şu. Eğer ilişkide kendini konumlandırmak istiyorsan, eğer gerçekten kendini rahatsız hissediyorsan, ki belli örnekler seni rahatsız etme konusunda haklı çıkarabilir, kendinizle ilgili bilmeniz gereken en önemli şey, kadınlar arafta duramaz. Erkekler durur, kendilerine zaman verir, bir süre sonra oradan çıkarlar. Ama kadınlar için arada kalmak diye bir şey söz konusu değil. Kadın bir cevap ister. Eğer kendini rahat da göstermek istemiyorsan, böyle görüleceğinden yana bir tedirginliğin varsa, ama soru sormayı da erkeklerin deyimiyle kezbanlık olarak görüyorsan dümdüz sor. Arada kalmak istemiyorum. Tam olarak bunun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Derdim seni köşeye sıkıştırmak ya da büyük vaatler almak değil. Ama tam olarak ne istediğini söylersen ben de kendimi çok daha rahat hissedeceğim diyebilirsin. Bakın, iletişim her zaman geçer akçedir. Her zaman ne istediğinizi erkeğe dümdüz olarak söylemeni size kazandırır. Çünkü bizim kadar alt yazılarda iyi değiller. O yüzden geçin karşısına ve tam olarak ne hayal ettiğinizi, ne istediğinizi söyleyin. Nasıl bir şey umut ettiğinizi söyleyin. Belki karşınızdaki sizi oyalamıyor. O da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Karşınıza pek çok seçenek çıkabilir. Zamana ihtiyacım var diyebilir size. O zaman o zamanın ne kadar olduğunu sorabilirsiniz. O zamanı isteme konusunda ona şans tanıyabilirsiniz. Erkekler de bu konuda hazırlıklı olmalı. Çünkü ciddi bir şey istemiyorsanız şayet o kadın çekip gidebilir, ilişkide kalabilir. Ha, tehlikeli bir kısmı var, size değiştirme amacı güdebilir. Ama sevgili kadınlar, şu kadarını söyleyeyim. Değiştirme amacı güden kadından hiç mutlu olduğunu ben göremedim. Çünkü bir adam neyse odur. Bir de size dönüp ben ciddi bir ilişki istemiyorum. Ben hani
uzun vadeli şeyler düşünmüyorum dedikten sonra karşısına geçip ama bana şunları söyledin, bunları söyledin derseniz ileride ben sana baştan söylemiştim diyecektir. O yüzden bence sessiz kalıp nasılsa ileride fikrini değiştiririm seçeneği çok sağlıklı bir seçenek gibi görünmüyor. Üçüncü seçenek, bu kadına da uyuyordur. Belki daha önceki ilişkisinde çok büyük hayal kırıklığına uğramıştır. Belki uzun süreli ilişkiler onu çok yormuştur. Belki birinin sıcaklığına, kendisiyle ilgilenmesine ihtiyacı vardır ama fazlası fazla gelecektir. Yani erkeklerin de üç seçeneği var. Gidebilir, kalabilir ya da onu değiştirmeye çalışabilir. Bu ihtimalleri erkekler hazırlıklı olmalı. Kadın da duyacakların hazırlıklı olmalı. Sonuçta herkes ciddi bir ilişki istemeyebileceği gibi zaman da isteyebilir karşıdaki. O yüzden bu soruyu soracaksanız, bu konuşmayı yapacaksanız şuna hazırlıklı olun. Ciddi bir ilişki istemiyorum cevabıyla karşılaşabilirsiniz. Hakkı. Ya da sizden zaman isteyebilir. Bu da onun hakkı. Eğer karşınıza geçip bu ilişkinin, bu durumun potansiyel bir ilişki olma şansı var, birlikte bakalım diyorsa birlikte bakma şansınız da var. Yani soruyu sorarken cevaplara hazır olun. Ve erkekler biriyle aylarca görüşüp, yazışıp, WhatsApp'lardan, sosyal medyalardan birbirinizi takip edip eser miktarda özel vakit geçirdikten sonra bir kadının size ne sormasını bekliyorsunuz? O soru gelecek. O yüzden siz de hazırlıklı olun. Bana soracak olursanız erkekler bu konuda kendilerini şöyle eğitebilirler. Bir ilişkiye başladığınızda ilişki ihtimali sizi korkutuyorsa korkuttuğunu ve zamana bıraktığınızı söyleyin. Ha, ciddi bir ilişki istemiyor musunuz? En başından söyleyin. İki rol düşer size. Eğer siz söylemezseniz çok ciddi suçlanırsınız. Söyleyip de sizi değiştirmeye çalıştığında baştan söylemiş olduğunuzu belirtirsiniz. Kadınlara da az önce söylediğim gibi hiçbir şekilde size dürüstçe niyetini söyleyen bir adamı değiştirme niyetiyle yaklaşmayın. Sonunda büyük ihtimalle mutsuz olursunuz. Ha, istisnalar var mı? Var. Maalesef istisnalar kaideyi bozmuyor. Bir insan size dürüstçe isteğini söyledikten sonra işte bağlanma problemim var, daha önceki ilişkilerimde sıkıntı yaşadım, uzun süredir ilişki beni boğuyor, ben onlara yatkın değilim dedikten sonra siz gözyaşları içerisinde beni terk mi ediyorsun, benim istediklerimi yapmıyorsun, sen niye böylesin dediğinizde muhtemelen buz gibi bir suratla size ben sana ne vaat ettiğimi en başından söyledim, neler yapabileceğimi söyledim demiştir. Yani bu soru sadece erkekler değil kadınlar için de çok önemli, hayal kırıklıklarının önüne geçmesi bakımından. Neden şikayet konusu? Çünkü 3-4 ay geçmiş. Her sabah günaydınlaşılmış, gün içerisinde ne yediğine kadar konuşulmuş ya da her gidilen yer hakkında haberdar olunmuş. Yani baktığınızda ortada bir ilişki müessesesi var ama bunun bir adı yok. Kadın hafiften huzursuzlanmaya başlıyor ve kadın bunu sormak zorunda kalıyor. Bakın bu öyle lanet bir soru ki bu soruyu sorduğunuz zaman geri dönüşü yok. Genelde sorunun cevabına göre ilişkinin devam edip etmeyeceğini bile belirler. Kadın bu soruyu sordu. İşte insanız falan gibi bir cevap verdiyseniz geçmiş olsun. Yani bu soruya vereceğiniz cevap kadına verdiğiniz değeri ortaya koyacağı gibi bu ilişkinin devam edip etmeyeceğini de belirleyecek. O yüzden özellikle erkek ortamlarında dalga geçtiğiniz bu soruyla bir gün karşı karşıya kalır, eleştirdiğiniz şeyin yapanı olursanız şayet bu sorunun önemine dikkat çekmeye çalışıyorum size. Çünkü kadına vereceğiniz cevaba göre ya tatmin olacak, kendini değerli hissedecek ya da geleceğe dair bir umut görüp ilişkide kalacak. Bu iki ihtimal ilişkide kalmaya getiriyor. Ya da sizden alacağı cevaba göre ha bu beni hiç ciddiye almamış. Kafasında bir ilişki yok. Biz burada onun deyimiyle takılıyoruz. O yüzden ben bu ilişkide kalmayayım deyip gidecek. O yüzden bu soruyu duyduysanız dalgaya almadan önce, bu soruyu ciddiyetsizce cevaplamadan önce iki kere düşünün derim. Biliyorsunuz günümüzde artık sadece yüz yüze tanışmalar söz konusu değil. Artık çok dillendirilmese de sanal ortamdan tanışmalar da söz konusu olabiliyor ama diyelim ki birinin aracılığıyla ya da sanal ortamdan tanıştınız. İşte bir şekilde işte o sosyal mecradan WhatsApp'a geçildi, mesajlaşıldı, eser miktarda mesajlaşıldı. Birkaç kez birlikte aktivite yaptıktan sonra hemen o adamın kafasında bu ilişki potansiyel ilişkiye gider diye bir şey yok. Erkekler bizden biraz daha yavaş ilerliyorlar bu konuda. Belki kadınların da biraz vakit vermesi gerekiyor. Adamın sizinle vakit geçirmesine izin vermek gerekiyor. Zaten bir erkek sizin kız arkadaşlarınızla özel olarak yapmaktan keyif aldığınız bir aktiviteyi sizinle yapıyorsa size özel olarak vakit ayırıyor demektir. Bu ilişkinin ciddi olup olmadığı hakkında size bir ipucu vermez mi? Evet, dış sesten bir soru geldi. Tabii ki bizimle halı saha maçına gitmeyecekler. Zaten erkeklerin
kendi erkek arkadaşları yaptığı pek çok aktiviteyi sizin yapabilmeleri mümkün değil. FIFA falan oynuyorlar bir araya gelip. Kimi içiyor, kimi işte çay çekirdek yapıp bilgisayar oyunları oynuyor. Hoş, ben efsane FIFA oynayan kadınlar da gördüm ama çoğunluğu böyle değil yani. Dolayısıyla zaten erkeklerin benim hiç arkadaşlarına yaptığın şeyleri yapmıyorsun diye şikayet edebileceğimiz aktiviteleri yok genel olarak. Hani ama bir erkek size kendi özel vaktinden ayırıyor, günün içindeki belli saatleri sizinle geçiriyor. Özellikle bazı anlarınızda size destek oluyorsa, moraliniz bozuk olduğunda, kendinizi iyi hissetmediğinizde, ihtiyacınız olduğunda çıkıp geliyorsa, kız arkadaşlarınızla yapmaktan keyif aldığınız şeyleri sizinle yapıyorsa, zaten sizi ciddiye alıp almadığıyla ilgili belli sinyalleri alıyorsunuz demektir, değil mi? İşte kadın dediğin varlık biraz sonuç odaklı, biraz sabırsız, biraz cevaplarına hemen böyle bir ulaşma konusunda istekli. Erkekler bizim gibi değiller. Onların hızına biraz ayak uydurursak bu soruyla onları baş başa bırakma konusunda biraz daha zaman kazanabilirler diye düşünüyorum. Hep de onlara yüklenmemek lazım, değil mi? Biliyorum ilişkinin en civcivli tarafı, en güzel tarafı flört dönümü. O herkesin çok tatlış olduğu, en güzel taraflarını gösterdiği taraf. Ama eni konu bu ilişik hali. Tarafların kendini konumlandırdığı bir ilişkiye evrilmek zorunda. Zaten flörtle ilgili de bir video çekeceğiz size. O yüzden iletişim geçer akçedir. Birbirinize dümdüz söyleyin, sorun ve alacağınız cevaplara hazırlıklı olun. Bu cevaplar üzerinden ne yapacağınızı zaten en iyi siz bilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvenle kalın, bizi takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.